İyi günler arkadaşlar. Bugün size üçgende açık kenar bağıntılarını anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık her sene bir tane soru çıkmaktadır. Üçgenin burada sorularla ilgili gelen bilgileri de anlatmaya çalışıp soru çözümü birlikte yapacağız. Şimdi o zaman biz birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdaki ABC dörtgenin çevresini en büyük yapan X tam sayısı kaçtır diyor. Kaç birim? Yani burada x tam sayısı derken çevresinden ziyade biz x'e odaklanmamız lazım. Üçgende bilmemiz gereken neydi arkadaşlar? Her zaman ikinci, üçüncü fark etmez kenarlar diğer komşu kenarlarının toplamıyla farkı arasına sığması lazım tabii ki. Çözümümüze geçecek olursak burada ne diyordu biz de hatırlayalım. Dörtgenin çevresini en büyük yapan x tam sayısı kaçtır? Öncelikle iki tane üçgen yapıştırılmış vaziyette. Alttaki üçgenden bir başlayalım. Kuralımız neydi? İstediğimiz kenarı ortaya alacağız. Ben 2x'i ortaya almak istiyorum. Ortaya aldıktan sonra komşularının toplamı ne olacak? 2x'ten büyük olacak. Yani 9, 5 daha ne yapar? 14. Komşuların farkı 2x'ten küçük olacak. Ne yapar farkı? 9'dan 5 çıktı. 4. Şimdi burada x'i bizim bulmamız lazım. O zaman ne yapacağım? Denge bozulmasın diye her tarafı 2'ye böleceğim. 2'ye böldükten sonra sadeleşti. 2 kaldı. Sadeleşti. X kaldı. Sadeleşti. 7 kaldı. Bu dursun bir kenarda. Çünkü diğer komşumuz olan üçgen ne diyecek bilmiyoruz. Buradan da bir eşitsizlik bulacağım. Sonra en mantıklı cevabı birlikte işaretleyeceğiz. Burada x'i bu sefer ortaya almak istiyorum. Çünkü yorumum benim x'te yapılacak. Komşuları kimdi x'in komşuları? 9 ile 6. Topla ne yapar? 15. Demek x 15'ten küçük olacak. 9'dan 6'yı çıkardık. 3. Demek ki farkından da x büyük olacak arkadaşlar. Burada iki tane eşitsizlik var. Bizden ne istiyor hatırlayalım. Yani çevresinin en büyük değeri derken x'in en büyük değeri demek istiyor. X'i ben burada 14 yazabilir miyim? Tutabilir miyim? Burada olabilir ama x burada 14 sığmadığı için ikisinin ortak kesişim kümesine göre yorum yapmam gerekiyor. Yani burada x arkadaşlar 14 iken burada 14 yazamazsınız. Çünkü 7'den küçük diyor. O zaman ben şu değeri kullanacağım. 7'den küçük. Alt değere bakalım. Burada ben 3 yazabilirim ama 3'ü burada yazamam. Çünkü 3'ten büyük olacak diyor. O zaman ben burada 2'yi değil de 3'ü kullanacağım. Yani x'e üstten ve alttan en yakın değer hangileri ise onları kullanacağım. Burada x'in değerleri toplamını sorabilirdi. X'in en küçük değerini sorabilirdi. Ama X'in en büyük değeri sorduğu için tam sayı diye sorduğu için 7'den bir önceki sayı kaçtı arkadaşlar? X eşittir 6 diyoruz. İkinci soruya geçmeden önce cevaba bakalım. Evet, A şıkkı 6'ymış. İkinci sorumuzda da burada ABC ile ilgili ne soruluyor bizden? Sıralama soruluyor. Bu sıralama yapmadan önce kuralımızı biliyorsunuz. Büyük açı üçgende ne yapar? Büyük kenarı görür. Şimdi ABC bir üçgen, AN açı ortay, ABC sıralamasını soruyor bizden. Sıralamayı yapabilmek için hemen biz ne yapalım arkadaşlar? Çözümümüze geçelim. Böyle gelişi güzel bir üçgen çizdik. Burası açı ortaymış. Burası 52'ymiş. 38 ABC. Şimdi üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bir kenarda 52 ile 38'i toplayalım. 52, 38 kaç yapar arkadaşlar? 90 yapar değil mi? O zaman 90'sa yukarıya da 90 olması lazım ki 180 derece olsun. Ama açı ortay olduğu için 45-45 diye dağılır. Bakın 45-45-90, 52-38 daha 90, 180 dereceyi ne oldu? Tamamlamış oldu. Şimdi şu açıları bulmaya zaten gerek kalmadı. Niye? Kuralımız neydi? Büyük açı büyük kenarı görür.
Şuraya göre sıralamamızı şimdi yapalım. 40, 52 mi büyük, 45 mi büyük? 52 daha büyük. O zaman 52'nin karşısında A var. 45'in karşısında B var. Bu dursun kenarda. İkinci üçgene göre sıralamayı yapıyoruz. 45 mi büyük, 38 mi? 45 daha büyük. 45'in karşısında C var. 38'in karşısında A var. Dolayısıyla biz bunları birleştirecek olursak arkadaşlar, A C'den küçük olacakmış. A B'den büyük olacakmış. C A B. Bakalım cevabımız neymiş? Evet, C A B C şıkkı doğru verilmiş. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda da ABC bir üçgen olduğu söylenmiş bize. Burada AB AC'ye eşitmiş. 7 7 verilmiş zaten. CD 4 verilmiş. X verilmiş. X'in alacağı tam sayı değerleri kaç tanedir? Basit bir soru gibi gözükebilir ama arkadaşlar tehlikeli bir soru. Çünkü diğer konularda göreceğiz. Pisagor bağıntısı ya da formülü adı altında çözülebilecek bir soru mantığı var. Diyeceksiniz ki hocam bize göstermediniz ama göstermemiş olabiliriz. Fakat burada kullanılacak. Şimdi ne demek istediğimi birazdan göreceğiz. Çözümü yapacak olursak tahminen çizdik bu şekilde. Öncelikle şunu belirleyelim. X'i bulabilmek için bize ne lazım? Şu üçgen lazım değil mi arkadaşlar? Standart çözüm şudur. X komşusu olan 4 ile 7'nin toplamından küçük, farkından büyük olacak değil mi? 7'den 4'ü çıkarsak ne olacak arkadaşlar? 3. Ve çoğu öğrenci diyecek ki hocam 3 ile 11 arasında alacak değerleri 4, 5, 6, 7 sayacaksınız 10'a kadar. Diyeceksiniz şu kadar değer var ama yanlış. Neden yanlış? Ne demiştik? Büyük açı büyük kenarı görür. Bakın burası geniş açı arkadaşlar. Geniş açı demek en büyük kenar demek. Yani 7'den bir kere büyük olacak x. Anlatabildim mi? Yani burada 3'den sonra 4, 5 yazamazsın. Sen atıyorum buraya 5 yazdın diyelim x yerine. Geniş açı 5'i görür mü? O zaman dar açı 7'yi görür mü? Yanlış olur tabii ki. O yüzden buraya dikkat ediyoruz. Şu alt sınır çok tehlikeli. Üst sınırda sıkıntı yok. En fazla maksimum alacağı değer x'in zaten 10'dur tam sayı olarak. Ne yapacağız? Madem burası geniş açı olduğu belli gözüküyor. Pisagor bağlantısına göre yani büyük açı büyük kenar görüyorsa x kare de yani bunun karesi de diğer komşuların kareleri toplamından büyüktür. Böyle bir kuralımız var. Yani geniş açıysa 90 dereceden büyükse 7'nin karesi artı 4'ün karesi. Bakalım ne çıkacak? X kare büyüktür. 7'nin karesi 49. 4'ün karesi 16. X kare 65. Arkadaşlar bakın. Ben buraya 5 yazabilir miyim? 5 kere 5 25. 65'ten büyük olamaz. 6 yazabilir miyim? 6 kere 6. 6'nın karesi 36. Büyük olamaz. 7. 7'nin karesi 49 olamaz. 8. 8'in karesi 64. 65'ten büyük olamaz. 9. 9'un karesi 81. Büyük olabilir. Demek ki x kaçtan başlayacak arkadaşlar? 9'dan başlayacak. 10 zaten yazılıyordu. Demek ki kaç tane tam sayı değeri varmış? 2 tane varmış. Cevabımıza bakalım. Evet, cevap A şıkkıydı. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda en uzun kenar bize soruluyor. En uzun kenarı bulmak için tabii biz neyi bulacağız arkadaşlar? Açıları bulacağız. Açıları bulmadan en uzun kenarı ne yapamayız? Çözemeyiz. Ne diyor bizden? 45, 20, 55, 60. Evet, verilmiş. En uzun kenar nedir diyor. Çözümümüze şimdi bakalım. 45, 20 burasıymış. 55, 60 da burasıymış. A, B, C, D açısı. Şimdi ben mecburen iç açıları komple teker teker bulmam lazım. 180 derece üçgenin iç açılar toplamı. 20, 45 daha 65 değil mi arkadaşlar? 180'den çıkarsa
55. Şuraya yazalım. 55 derece. Doğru mu? Doğru değil. Çünkü pardon, düzeltelim. Şurada arkadaşlar 45, 20 dedik. 65 dedik. 65'i 180'den çıkarırsak ne olacak? 120, 115. Şimdi oldu. 115 derece düzeltmiş olduk. Şuraya bakalım. 60, 55. Demek ki buranın da yaklaşık 65 olması lazım ki 180 derece bize versin. Şurayı silelim. Düzeltmiş olduk. Şimdi ne diyoruz? Büyük açı büyük kenarı görür. Ben isim vereyim buna. A olsun, B olsun, C olsun, D, E. Şuraya göre sıralayacak olursak 115'in karşısında B var. En büyük açı, en büyük kenar. 45'in karşısında A var. Ortanca. C de 20'nin karşısında en küçük. Bu dursun bir kenarda. Buraya bakacağız. Buraya göre de en büyük açı 65'in karşısında E var. 60'ın karşısında B var. 55'in karşısında da D var. Bizden en uzun kenar istendiği için B mi E mi bakıyoruz. Burada B olamaz arkadaşlar. Çünkü B burada, görüyor musunuz? E'den küçük. Yani E'yi gösteren kenar AD uzunluğu. Bakalım cevabımız neymiş? D şıkkı, AD uzunluğu diyoruz. Diğer sorumuza geçecek olursak arkadaşlar, 5. sorumuzda aynı şekilde neyi bulacağız? Üçgenin aralıklarını bulacağız. ABC, BDC üçgeni verilmiş. 6, 7, 5, 4 verilmiş. BC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bununla ilgili yapacağımız çözüm yine aynı olacak. Şimdi çözüme bakacak olursak arkadaşlar, 6, 7, 5, 4 diyelim. Buraya da x diyelim. Şu üçgene göre öncelikle biz bir aralık oluşturalım. X komşuları toplamından küçük, farkından büyük dedik. Birinci üçgen tamam. İkinci üçgene göre bakacak olursak, ki bu da tamamı oluyor arkadaşlar, şu tamamı. Burada da x'in alacağı değerler şudur. Komşuları toplamı 13, değil mi? 6, 7 daha 13. Farkı da kaçtır? 1'dir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hangisine göre? Arkadaşlar ikisini de ortak çözüm kümesi neyse kesişimi ona göre yapacağız. Şimdi x'i birden büyük mü? Evet. Son halini yazıyorum. Bakın burada 10 yazamam çünkü 9'dan küçük olması lazımmış. O zaman bu benim işime yaramaz. 9'dan küçüğü alacağım. Ne demiştik? X'i alttan üstten en yakın değerler alıyoruz. Şimdi 1 ile 9 arasında değerler kaç tane? Bakalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, değil mi? Kaç tane oldu? 7 tane mi oldu? Bakalım cevabımız neymiş? A şıkkıymış arkadaşlar. 6. sorunun çözümüne geçecek olursak, 6. soruda çok önemli bir özelliğimiz var ki onu göremezseniz zaten soruyu baştan kaybedersiniz. Bu da çok önemli bir özelliktir. İkizkenar üçgeni gizlemişler arkadaşlar sorunun içine. Gizledikleri için şu anda soru tam olarak gözükmüyor. Çözüme geçecek olursak, burada 7 verilmiş, 5 verilmiş. Bizden ne istiyor? AE uzunluğunun kaç tam sayı değeri alacağını soruyor. Kaç tam sayı değeri alırken bunu bulabilmek için bir üçgen belirtmesi lazım. Tam üçgen var ama şu uzunluk belli değil. 7 var, 5 var. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı birleştireceğim. Şurayı birleştirdiğim zaman bakın burada bir üçgen ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki hocam ne işe yaradı? Şu işe yaradı. Bakın hem diklik hem kenar ortay varsa bu zaten nedir? Simetrik, üstüne katlanabilir şekildir. Yani ikizkenar üçgendir. Bunun taban açıları eşittir. Kenar ortaydır. Burası 5 ise burası da 5'tir arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeni üçgenimiz oluşmuş oldu. X'in alacağı değere bakacak olursak 7 ile 5'in komşuları toplamı 12. Farkı da 2. Dolayısıyla biz de X'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyordu. 2 ile 12 arasına kadar sayacak olursanız 11'den 2 çıksa 9 tane yaklaşık değer olması lazım.
Cevabımıza bakalım. Evet, cevap C şıkkı 9 tane. Diğer sorumuza geçecek olacak olursak 7. soruda C açısı B'den küçükmüş. 5, 7 verilmiş. X. X kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Bununla ilgili olarak hemen çözümümüzü yapalım arkadaşlar. Bu biraz daha basit bir soru. Dikkatli olmamız gerekiyor. ABC 5'e 7 X. Şimdi burada yine bildiğimiz özelliği yapıyoruz. Özelliğimiz neydi? Komşuları topla. Komşuları çıkar. Eşitsizliği yazdık. Bu şekilde göstermiş olduk. Tamam. Fakat burada özellik olarak ne vermiş? B, C'den büyük demiş arkadaşlar. Yani bu açı X'i, değil mi? Yani B açısı C açısından büyük ne demek? B açısı X'i görüyor. C açısı da kimi görüyor? 5'i görüyor. Bunun altına 5 yazacağım. Bakın. Gördünüz mü? O zaman bu benim iki işime yaramayacak. Niye? Çünkü 5'ten büyükmüş vatandaş. Son halini yazalım. X 12 ile 5 arasında alacağı tam sayı değerleri sayacak olursak işte burada 11'den 5'i çıkarırsak 6 tane olması lazım. Teker teker sayabilirsiniz de. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Diğer sorumuzda bizde ne var? Denklem eşitsizliği var. Denklem eşitsizliği önemlidir. Hem altyapı noktasında da bunu bilmeniz gerekiyor. Burada üçgen verilmiş. 4, 10, 2x eksi 2 verilmiş. Arkadaşlar çözümümüze geçecek olacaksak burada 4, 10, 2x eksi 2'yi verelim. 4, 10, 2x eksi 2'yi verelim. Şimdi beni ilgilendiren kısım şurası olduğu için ne yapacağım? Bunu ortaya alacağım. O zaman 2x eksi 2 eşitsizlikler ortasına yazılmıştır. Şu anda görüyorsunuz. Toplamından küçük yani 14. Farkından büyük yani 6. Şimdi hatırlayın, bu tür soruları çözerken ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakıyoruz. Mantık bu. Ama yalnız bırakmadan önce sabit terimi eksi 2'yi hem buraya hem buraya atıyoruz. Nasıl atıyoruz? Artı 2 olarak karşıya geçiyor, değil mi? İki tarafa da. Bu artı 2 olarak sağa ve sola dağıtılırsa 2 yok olur. Burası da ne olur? 8 olur. 2x 16 olur. Bitti mi? Bitmedi. X hala yalnız değil. Bu sefer de 2'yi karşı bölme diye atacağız her iki tarafa. Yani kısaca her tarafı 2'ye böleceğiz. Sağ dereşti, sağ dereşti, sağ dereşti. Ne kaldı geriye? Yazalım. 8'i 2'ye böldüm. 4. Buradan x, buradan 8 geldi. Alacağı değerler buymuş. Bakalım kaç tane tam sayı değeri var? 5, 6, 7. Değil mi? Toplayacağız bunları. Toplayalım. 5, 6, 7. Kaç oluyor arkadaşlar? 6, 12, 18 mi? 18 olması lazım. Alacağı değerler bunlar. Cevabımıza bakalım. Cevap D şıkkı. 9. sorumuzda bu sefer ne verilmiş bize? İki tane üçgen yapışık vaziyette verilmiş. Ya bununla ilgili bizden x'in yine alabileceği en büyük tam sayı değerlerini soruyor. 7 verilmiş. 11, 3x. Tamam. 13x. Bir dörtgenmiş. X'in alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. O zaman biz çözümümüze geçecek olacaksak arkadaşlar 7 3x yazalım. 7 3x x 11 13. Yine iki tane üçgen var. İki tane eşitsizlik söz konusu. Yukarıdaki üçgene göre 3x'i ben ortaya almak istiyorum. 3x ortada kalsın. Komşuları 11 ile 7'yi toplayacağım. Kaç yapıyor arkadaşlar? 18. 11'den 7'yi çıkarsam kaç yapıyor? 4. O zaman ne yapacağız? Her tarafı 3'e böleceğiz. Amaç burada x'i yalnız bırakmak. 3'e tam bölmeyin, virgülü çıkacak, kalsın. 1 nokta küsür çıkacak. 3 bölü 4. Pardon, 4 bölü 3. Bunlar sadeleşti x. Şunlar sadeleşti 6. Bu dursun kenarda. Şimdi şu üçgene göre, alttaki üçgene göre bir eşitsizlik yazacağız. X'i yine ne yapıyoruz? Ortaya alıyoruz. 11 ile 13'ü
toplarsak kaç yapar? 24. Bunda bunu çıkarsak kaç yapar arkadaşlar? 2. He, bak karşımıza görüyorsunuz farklı farklı olaylar çıktı. İki tane eşitsizlik çıktı. Biz buna göre eşitsizliği ne yapıyorduk? Alttan üste en yakın değerler alarak alabileceği tam sayılara göz atacağız. X'in alacağı en büyük tam sayı değeri kaçmış? Burada kaç diyoruz arkadaşlar? 23 mü? Evet, tamam. Diyelim ki buraya göre 23. Ama buraya göre 23 sığmıyor işte. Sıkıntı bu. Burası diyor ki hayır diyor. 5'tir diyor. Tamam. 23 gerçekten olmaz. Cevabın 5 olması lazım. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 10. soruda aynı şekilde taban tabana 2 tane üçgen verilmiş. Bu iki üçgende de ne istiyor? 11'ler, 8'ler, 6'lar verilmiş. BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini istiyor bizden. Burada şeklimizi çizecek olursak arkadaşlar çözümü yapalım. 11, 8, 6, 11. Buraya da yine x diyelim. Yukarıdaki üçgene göre x'in komşuları toplamı 19. Komşuların farkı kaçtır? 3. Dursun kenarda. Alttaki üçgene göre de komşuları toplamı 17. Komşuları farkı 5. İki tane eşitsizlik çıktı. Ama ben ne yapıyordum? X'lere baktığımda birisini kullanacağım. Yani normalde bunların durumu şu. X'e en yakın 17 mi 19 mu? 17'dir. Değil mi? Alttan en yakın 3 mü 5 midir? 5'tir. Bunu kullanmam gerekiyormuş. Soruda neydi? BC'nin alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır diyordu. Tam sayı dediği için 17'den bir önceki sayı 16'dır. Cevabımıza bakalım arkadaşlar. Cevabımız da Edirne diyoruz. Üçgende açı kenar bağıntıları bu şekilde noktalanmış oldu. Bununla ilgili gerekli bilgiler arkadaşlar görüntülakademi.com'da edinebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi günler.